Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli siz sorun biz söyleyelim takipçilerimiz, kıymetli FM TV izleyenlerimiz, hepiniz siz sorun biz söyleyelim programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bugün belirli konularımız var, çok önemli konularımız var, onları konuşacağız. Onun yanında da inşallah sizlerin bizlere hem konumuzla alakalı hem de sormak istediğiniz soruları inşallah yanıtlamaya çalışacağız. Ve yanımızda yine her zaman olduğumuz gibi kıymetli Yavuz Selim hocamız var. Yavuz hocamız var. İnşallah bugün Yavuz hocamıza bizler soracağız. Kendisi de Yavuz Selim hocamız diyeyim hocam. İnşallah yanıtlayacak kendisi. Mevla Teala anlatılanlarla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün siz sorun biz söyleyelim programımızda inşallah emri bil maruf konusunu konuşuyor olacağız. Şükürler olsun biz geçen hafta 15 Mayıs ile 20 Mayıs arasında emri bil maruf yaptık. Emri bil maruf nedir? Bunları tabii ki açıklamayacağız. Az sonra zaten hocamıza soracağız sorularımızı. İnşallah bu konuda çok önemli bir konu emri bil maruf konusu. İnşallah bu konuyu konuşacağız. Sizler de bizlere emri bil maruf konumuzla ilgili veyahut herhangi bir konuda sormak istediğiniz soruları WhatsApp veya normal mesaj üzere sorabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. 0535 675 69 61 nolu telefondan WhatsApp veya normal mesaj üzere her türlü özel sorularınız olabilir. Etrafınızdaki insanlara sormayı çekindiğiniz sorularınız olabilir. Her türlü her konuda bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz inşallah kıymetli izleyenlerimiz. Evet hocam ilk sorumuzu sorarak programımızı açmak istiyorum. Hocam biz şükürler olsun geçen hafta az önce de söylediğim gibi 15 Mayıs'ta 20 Mayıs itibariyle ben Kocaeli'ne gittim hocam. Siz Samsun'a gittiniz. Emri bil maruf'a gittik hocam. İlk olarak seyircilerimizi aydınlatma adına emri bil maruf nedir hocam? Evet Fatih hocam özellikle bu konuyu seçmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bir hafta boyunca 5 gün boyunca diyelim pazartesi ve cuma itibariyle hesap edersek gerçekten çok zirve bir emri bil maruf çalışması oldu ve sadece Yavuz Selim Hoca ve Fatih Hoca olarak düşünmeyelim. Türkiye'nin 81 ilinde bu çalışma yapıldı bütün hoca arkadaşlarımızla. Mahmud Efendi cemaati olarak tabii bu yapıldı şükürler olsun. Çok bereketli oldu, çok güzel oldu, çok feyizli oldu. Yani böyle anlatılması ifadelerle anlatılamayacağı tadında damağında kalan bir çalışma oldu. Şükürler olsun Rabbimize. Bizler de Samsun'daydık. Fatih Hoca İzmit'te Kocaeli'ndeydi. Şimdi emru bil maruf çalışması bizim Mahmud Efendi cemaati olarak her sene Mayıs ayı itibariyle yapmış olduğumuz Türkiye genelinde bir çalışmaydı bu. Tabii bu arada biliyorsunuz bir pandemi dönemi oldu. Koronavirüs hastalığından dolayı bir ara verildi, bir iki sene ara verildi. Bu üçüncü senemizdi ve gerçekten emru bil maruf çalışması bizler hocalar olarak çok arzu ettiğimiz, sevdiğimiz, heyecan yüksek bir çalışma olması hasebiyle çok böyle beklediğimiz bir çalışmaydı. Ve gerçekten de çok heyecanı yüksek bir çalışma oldu. Şimdi emru bil maruf ne demek ve nasıl yapılır? Tabii şu anda değerlendirme yapacağız. Evet. Biz bunu yaptık, bitti, çalışma bitti ama değerlendirmesi yapacağız ama yine bir kısa bir bilgi vermiş olalım. Hiçbir maddesel bir beklenti olmadan nereye gidersek gidelim, nereye girersek girelim fark etmez. Bu esnaf olur. Bu herhangi bir yolda karşılaştığımız bir genç kardeşimiz olur. Bu kahvehane olur. Bu işte artık çoğaltın ya misalleri. Hiçbir maddesel bir beklenti olmadan ve hiçbir şekilde siyasi amaç ifadesi kullanmadan, siyasi amaç gütmeden bir ifade kullanmadan sadece ve sadece Allah rızası için. Bakın burası çok önemli. Allah rızası için gidiyoruz. Kapı kapı, esnaf esnaf, sokakta gördüğümüz gençtir, yaşlıdır, herhangi bir vatandaşımız, herhangi bir Müslüman kardeşimize selam vererek, hal hatır sorarak böyle bir giriş yapıyoruz. Ve ilk ifademiz de bu ama. Burası çok önemli. Bak çok önemli Fatih Hocam, sen de biliyorsun yani. Evet. Çünkü o ifadeyi kullanmadığımız zaman, ya Allah'ım işte şu ön yargıyı da şu halkımızdan kırsın. Ya sanki bir hocayı gördükleri zaman, böyle bir hoca kılığında bir gördükleri zaman sanki bir beklentisi varmış, bir algısı var halkımızda. Yani Allah'ım inşallah o ön yargıyı da kırmayı nasip eylesin. Halbuki yok. Biz hiçbir maddesel bir beklentimiz olmadan sırf Allah rızası için kapı kapı gezdik ve bu şekilde çalışma yaptık. İşte emr-i bil maruf hiçbir maddesel beklenti olmadan, hiçbir siyasi ifadeler olmadan
Giriyoruz mesela bir esnafa. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Selamla beraber başlıyoruz ve bu iki ifadeyi söylüyoruz ama. Hiçbir maddesel beklentimiz yok. Hiçbir siyasi ifade kullanmayacağız. Sadece ve sadece İstanbul'dan geldik, sizleri ziyarete geldik, sizlere dua etme geldik, sizlere beraber istişareler yapmaya geldik şeklinde ifadelerle başlayıp bu şekilde devamında kodun ne açılırsa o şekilde ne yaptık? Emrim var, çalışmamızı yaptık. Ve gerçekten çok böyle yani karşı taraf açısından tesirli bir çalışma oldu. Özellikle şu ifadeyi çok kullanırlar. Hocam ya siz İstanbullardan kalktınız, Allah sizlerden razı olsun. Hoş geldin işte buyurun çay içelim, yemek yiyelim vesaire, oturun sohbet edelim falan şeklinde çok güzel karşılamalar oldu. Niye? İşte çalışma, niyet eğer Allah rızası olduğu zaman Allah da onun feyizini, bereketini, karşılığını gönderiyor. Dolayısıyla emr-i maruf çalışması bu. Aslında ifade olarak Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını güzel bir şekilde karşı tarafa söylemek, işte yasak güzel iyiliklerini, şey, emrettiği şeyleri söylemek, kötülükleri yani yasak olan şeyleri de tatlı bir şekilde karşı tarafıdan alıkoymak için, men etmek için güzel ifadelerle söylemek. Emr-i bil maruf çalışması buna diyoruz kısacası. Dolayısıyla bizler bu çalışmayı yaptık ve çok tesirli oldu. Çok insanlardan namaza başlama sözü aldık. Bakın çok önemli bu. İnanın samimi söylüyorum, sayısını dahi bilmiyoruz. Çok insanlardan, gencinden, orta yaşlısından, yaşlısından artık yaş olarak da söyleyemeyeceğim. Böyle sayı namaza başlama sözü aldık. Çoğu insanlardan işte ne bileyim yani sakal hocam bırakma. Sakal bırakma sözleri aldık. İşte çoğu insanlardan hocam bir daha ben şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. İşte kendine göre bazı eksikler söylüyor mesela. Sarık takma sözü yani aldık. Misal yani bu şekilde. Ve gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. İşte dedi ki 3 senenin üzerine de, 3. senemizde de bu emr-i maruf çalışması olduğundan dolayı bir heyecan oldu. Güzel bir çalışma oldu. Dolayısıyla Rabbim inşallah tekrardan bir daha 81 ilde bu çalışmayı önümüzdeki sene yine Mayıs ayı itibariyle yapmayı bizlere nasip etsin. Peki buradan bazı dersler çıkarmamız lazım. Yani bizler tabii ki İstanbul'dan kalktık hocalar olarak 81 ili ziyaret ettik ama herkes aslında bulunmuş olduğu yerde kıymetli Müslümanlar, kıymetli izleyenlerimiz emr-i bil maruf çalışmasını yapması lazım. Mesela eğer o mahallenin imamıysa mutlaka kendi mahallesindeki insanları, esnafıdır, işte o mahalle sahibi ziyaret edip güzel bir şekilde anlatması lazım. Eğer bir ticari erbap, işte bir patron veya işveren konumundaysa dili döndüğü kadar, anlatabildiği kadar bildikleri doğrultusunda elemanlarına, işçilerine anlatması lazım. Bir baba, değil mi? Ailenin reisi olan baba mutlaka çocuklarını, tabii biz bunu envar diyemiyoruz ama o çocuklarını yetiştirme babında mutlaka ne yapması lazım? Anlatması lazım. Yani herkes bulunmuş olduğu konumda mutlaka bu çalışmayı yapması lazım diyoruz Fatih Hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bir kez daha hatırlatalım hocam. Sonra emr-i marufla alakalı benim de şahsımı sormak istediğim sorular var hocam. Ondan önce bir kez daha hatırlatalım. Kıymetli izleyenlerimiz sizler de bizlere WhatsApp veya normal mesaj üzere her türlü sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. 0535 675 69 61 nolu telefondan WhatsApp veya normal mesaj üzere bizlere her türlü sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bizler de inşallah hocamıza soralım. Hocamız da yanıtlasın inşallah. Evet hocam, emri bil marufla alakalı önemli bir bilgi verdiniz. Benim sorum şu hocam. Şimdi biz de Kocaeli'ne gittik şükürler olsun. 12 tane ilçesini gezdik. Genel itibariyle hocam bakıldığında yani benim gördüğüm insanları gerçekten dine yakın insanlar. Ben hani Kocaeli'ni beğendim yani kendi adıma konuşuyorum. Ama hocam bazı abilerimiz ya da bazı işte dayılarımız şöyle soruyla çok karşılaştım. Ben fazla yani bayağı fazla karşılaştım. İşte ben diyorum ki oraya gittiğimde işte ben hiçbir maddi ve siyasi bir amaçla gelmedim. Ben Mahmut Efendi cemaati olarak buradayım. Burada Kocaeli'de vazife yapıyorum. İşte inşallah işte anlatıyorum hocam. Bana söyledikleri şu. Siz Mahmut Efendi dediğiniz kişi de sizin gibi bir insan. Allah'la aranıza bir işte insan koymayın. Bununla alakalı gerçekten hocam gittiğim her gün illaki her yerde 2-3 tane böyle çıkan kişiler vardı. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Bu abilerimiz yanlış mı düşünüyorlar? Ne söylemek istersiniz hocam bu konuda? Çok zor bir soru sordun. Evet. Yok ya öyle değil. Şimdi ben şunu söyleyeyim Fatih Hocam. Bu ifadeyi kullanan bir kişi bir kere bunu bilinçli söylemiyor. Yani bunun diyor ya Allah'la arasında birisini sokmak. Yani Allah'la araya biri sokmak ne demek? Ben bunu hakikaten şu ifadeyi merak ediyorum ya. Şimdi ben birkaç tane misal vereceğim. Aslında Teşko kardeşim şu anda izlemiş olsa da şu soruyu güzel bir şekilde dinlemiş olsa da evet. Ama nefis yapmayacak.
öyle sağdan soldan kulaktan duyma ifadelerle insanlara konuşmak bu yanlış bir hareket. Onun için benim size tavsiyem konulara hakim olmadığınız hiçbir şeyi karşı tarafa kullanmayın, vebali olur. Şimdi ben misal vereyim. Mesela şimdi Fatih Hocam sen hafızlık hocasısın, doğru mu? Evet hocam. Bir talebe senin karşına gelmeden her gün sana o Kur'an-ı Kerim'in değil mi 6666 606 sayfasını günde bir sayfa ezber olarak vermeden ne yapamaz? Hafız olamaz. Demek ki bir hafızımızın hafız olabilmesi için neye ihtiyacı var? Hocaya ihtiyacı var, doğru mu? Evet hocam. Bir hafız şöyle diyor, ben kendim ezberleyeceğim, kendim hafız olacağım. Çok zor. Kendince bir şeyler yapar ama o okuduğu sayfaların mahrecini, galetlerini, şunlarını, bunlarını yani kendisini anlama şansı yok. Okuduğunu zanneder, iyi olduğunu zanneder, şey ezberlediğini zanneder ama çok eksik olur. Velhasıl çok da uzatmayayım, konuyu dağıtmayalım. Her şey sebeplere dayalı. Dolayısıyla Mahmud Efendi Hazretlerimizin vazifesi, o zaman ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kardeşim arkada o kadar yanlış bir ifade kullanıyor ki. O zaman madem ki biz İslam dinine mensup insanlarız. Bakın çok önemli bir konu anlatıyorum. Lütfen buraya güzel dinleyin. O zaman Allah Celle Celaluhu bize peygamberi niye gönderdi? Öyle ya, madem ki Allah'la kullar arası peygamber efendimiz sağ olsun da bizim gibi bir insandı değil mi? Evet. Bir peygamber olarak bizim dinimizi öğretmemiz için, İslam dini öğretmek için o zaman niye bizim cinsimizden bizim gibi bir insan olarak peygamber gönderdi? Değil mi? Ona hemen bunu söylemek lazım. Evet hocam. Şimdi peygamber sağ olsun Allah'la bizim aramıza mı girdi yani? Ya bu çok cahilane bir ifade, eksik bir ifade, düşünmeden, ifadenin manasını anlamadan konuşulan bir ifade. Bakın burayı güzel anlamak lazım. Her şey sebeplere dayalı. Allah-u Teala kendisini bildirmesi için, dinini öğretmesi için, dinini anlatması için aynı bizim cinsimizde bize ne gönderdi? Bir peygamber gönderdi. Bak aslında var ya çok önemli bir şey söylüyoruz ha. Yarın huzur-u mahşerde insan ne diyecek biliyor musun? Mesela bazı kişiler dedi ha bunu. Dedi ki madem peygamber geldi niye meleklerden gelmedi de insan bizim gibi bir insandan geldi. Yani bizim gibi yiyor, içiyor, alışveriş yapıyor, evleniyor, çoluk çocuk sahibi. Böyle diyenler oldu ha. Aslında ne kadar cahil. Bu da çok cahilane bir ifade. Çünkü niye? Bizim gibi bir insan olması gerekiyordu. Çünkü niye? İnsan olacak ki bizim her şeyimizden anlayan, bizim her şeyimizi bilen, bizim cinsimiz olacak ki vazifelerimizde, kulluk vazifelerimizde, ibadetlerimizde, beşeri şeylerde ne olmasa bizim gibi olması lazım. Şimdi bu kardeşimizin buna en güzel cevap şu. Cevap demeyelim de yani. Nasıl ki Allah Celle Celaluhu bize dinimizi öğretmek için peygamber gönderdiyse işte bu peygamberden sonra bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmediği için onun varisleri dediğimiz el ulema ve rasetül enbiya. Yani ben diyor alimleri, ulemayı, ulemalar benim varislerimdir. Yani benim yetiştirmiş olduğum, benim yolumdan gelen alimlerdir bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek yani? Peygamber değiller. Ama peygamber vazifesi yapıyorlar. Niye? Bak çok önemli burası. Altını çiziyorum. Niye? Yarın huzur-u mahşerde eğer peygamberimiz sağ sırrından sonra peygamber gelmeseydi. Bu sefer insanlar diyecekti ki Allah haşa tabi. Yani bu insanoğlu sıkıştığı zaman her şeyi kullandı. Ha Fatih Hocam der ki ya Rabbi ben sana kulluk yapacaktım. Ben sana her türlü ibadet edecektim ama peygamberden sonra seni anlatan, seni bildiren, İslam'ını anlatan, dini anlatan bir şey yoktu ki ben nasıl sana ibadet edecektim diye bahaneler uydurmasın diye işte kıyamet sabahına kadar. Bak kıyamet sabahından sonra peygamberimiz sağ sırrından sonra kıyamet sabahına kadar kendi varisleri dediğimiz alimleri hocaları ne yapmıştır? Varis olarak bırakmıştır. Ne yapıyorlar peki? Aynı peygamber vazifesini yapıyorlar. İslam'ı anlatıyorlar, dini anlatıyorlar, namaz anlatıyorlar, ibadeti anlatıyor. Aynı peygamber vazifesi. Peygamber sağ sırrından ne yaptıysa aynı o şekilde. Burayı güzel anlamak lazım. Yani, yani aslında insan hani Nasrettin Hoca misali kendi bindiği dalı kesiyor. Niye sen yarın bir gün Allah'a bahane uyduracaktın? Ya Rabbi ben seni bilecektim ama alim yoktu, ulema vardı. Geldi işte. Şimdi de diyorsun ki Allah'la kul arasında hocayı niye katıyorsun? Alimi niye katıyorsun? Bunlar çok cahilane ifadeler. Yapmayın. Bunlar kulaktan duyma ifadeler. Birileri ortaya atıyor. O atan kişi de bunu maksatlı yapıyor, bilerek yapıyor, insanların kafasını karıştırmak için yapıyor ve sadece ve sadece Allah dostlarının ne bileyim iftira atmak için, kötülemek için kullanılan ifadeler. Yoksa vazife yapıyorlar, peygamber vazifesi yapıyorlar. He, tabii biz zahiri ilim dediğimiz, işte namazdır, abdesttir, tefsirdir, hadi dediğim zahiri hocalar vardır. Bir de sadece ve sadece işte Mahmud Efendi Hazretlerimizin Allah-u Teala'yı normal zahiri ilmin yanında bir de Allah-u Teala'yı öğreten, Allah-u Teala'yı bildiren dediğimiz işte ledün ilmi denilir, gönül ilmi denilir, tasavvuf denilir, tarikat ilmi denilir. Bu ilmi öğreten bir dil vardır. Burada pek
Efendi Hazretlerimiz hem tasavvuf ilmini hem zahir ilmi ikisini bir arada öğreten bir Allah dostudur. Kıymetli bir zattır yani. Çünkü yine aynı şekilde kutsi olan bir hadis-i şerifte pek Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ben diyor insanları sadece ve sadece tabi ayeti kerime de öyle geçiyor ama tefsirinde beni bilsinler için yarattım diyor Rabbimiz. Değil mi? Ve ma halak bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri yaratmadım ancak bana ibadet etsinler için. O ibadet kelimesinin tefsirine baktığı zaman liyabudun demiyor da liyarufun diyor. Yani beni bilsinler için yarattım. Peki ben ya Rabbi ben seni bilecektim. Nasıl bileceğim ki ben seni? Sen görünen bir şey değilsin. Şekil değilsin. Herhangi bir anlatılan, gösterilen bir şey değilsin ki ben bileceğim. İşte Allah dostları. Allah dostlarına yine kim öğretiyor? Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim öğretmiştir? Yine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah Celle Celaluhu öğretmiştir. Bak misal vereyim size ya. Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile kitabı Kur'an-ı Kerim'i kim getirmiştir? Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Bak o zaman insan şöyle diyebilirdi. Direkt Allah Celle Celaluhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretsin diyebilirdi. Araya bir şey sokma diyebilirdi. Onun için bu ifadeyi güzel anlayalım. Bak Kur'an-ı Kerim'i bile Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla öğretmiştir, bildirmiştir, göndermiştir Allah Celle Celaluhu. Allah'ın kanunu bu, ahlakı bu, sünneti bu diyebiliriz yani. Aynı şekilde de alimleri, hocaları, Allah dostları da yine peygamber vazifesi yapan, bizleri Allah'ı öğreten, namazı öğreten, dini öğreten, İslam'ı öğreten bir peygamber varisler olduğunu bilerek lütfen bu ifade yanlış ifadeyi kullanmayalım. Kendimize zarar ederiz. Kulaktan duyma ifadeleri sakın ha sakın böyle hiç ne manaya geldiğini bilmeden insanlara ne yapmayalım? Kullanmayalım. Ve benim en çok da üzüldüğüm de biliyor musun? Bunu kullanan kişi hoca değil. Allah kendi ayağına hocayı gönderip hocaya bu ifadeyi kullanıyor. Yapmayın ya. Allah senin ayağına hocayı gönderiyor. Sana dinini anlatması için, sana dinini bildirmesi için sen hocaya diyorsun ki Allah'la benim arama girme. Ya sana senin için geldi ya. Sana Allah'ı anlatacak, namazı anlatacak, ibadet. Ha hocam ben biliyorum, kimse sana bilmiyorsun demiyor. Hatırlatmaya geliyor. Değil mi? Evet. Hatırlatmak için geliyor. Biliyorsan hatırlatmaya geliyor. Değil mi? Tekrar ahsenu melekânü yükseksen bir büyüklerimiz. 180 kere de o da ifade tabii o. Ne kadar tekrar edersen o kadar güzeldir. 180 kere olsa da güzeldir. Niye? Dinini hatırlatacak, namazı hatırlatacak, işte istişareler yapacak. Onun için ifadeyi güzel anlamak lazım. Bu gider Fatih Hocam. Böyle evet, gider. Evet. Mesela anlaşılmıştır. Benim toparlayacak olursak lütfen bilmediğimiz konular hakkında ortalıkta sağda solda insanlara yanlış ifade kullanıp da insanları yanlış yönlendirmeyelim. Yarın Allah'ın huzurunda vebali büyük olur, hesabını veremeyiz. Anlaşılmıştır. Teşekkür ederiz hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz bir kez daha hatırlatalım. Sizler de bizlere WhatsApp veya normal mesaj üzere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Aramalarımız var. Onlara maalesef ki canlı yayında olmamız hasebiyle dönüş yapamıyoruz. Sadece WhatsApp veya normal mesaj üzere bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Kıymetli izleyenlerimiz 0535 675 69 61 oldu. Telefondan bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Evet hocam bir seyircimiz sormuş onu sormak istiyorum. Selamünaleyküm hocam demiş aleykümselam. Bir sorum olacak. Büyük bir markette kurban satışı oluyor fakat bu market alkolde satıyor. Bundan kestirilen kurban olur mu? Caiz olur mu hocam? Allah razı olsun demiş. Ya mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Bir de bu marketlerin kurban satma meselesi de biraz araştırılması lazım, incelenmesi lazım. Yeni bir çünkü şey hayvan kesiliyor, eti karşılığında bak bu çok önemli bir konu. Tabii soru bu değil ama ya o konuyla alakalı da bir araştırmak lazım. Ya marketler hayvanı kesiyorlar, getiriyorlar kurbanı, kurban üzerinden alışveriş yapılıyor. Bu biraz sıkıntılı bir konu. Bu konuda da biraz araştırma yapmadan bu tür hisselere, bütün kurban meselelerine girmemek lazım. Ama kurbanla alakalı işte marketin içki satıp kurban şeyle alakalı konusu da mümkün olduğu kadar tabii ki o içkili olan dükkana bu sadece kurbanla alakalı değil, alışverişin tamamı genel olarak da aynısıdır. Mümkün olduğu kadar bu tür yerlerden alışveriş yapması büyüklerimiz tarafından pek tavsiye edilmiyor. Neden? Şayet o dükkanın, o marketin veya vesaire alternatifi varsa buradan alışveriş yapmak uygun değil. Neden? Çünkü o içkili satılan o yere müesseseye destek vermemek için, o müesseseyi güçlendirmemek için
başka içki satmayan bir yere gidilmesi gerekir. Ama çok zaruretten dolayı, çok böyle yani alacağınız şey hiçbir yerde yok, yakında yok, civarında yok, etrafında yok. Sadece alacağınız olan, helal olan şeyi, fazlasını değil, helal olan şeyi almak şartıyla yine fetva verilir mi? Verilir. Ama mümkün olduğu kadar tavsiyemiz bu tür yerlerden alışveriş yapılmaması. Bakın Solan kardeşim, özellikle söylüyorum, bu marketlerin yapmış oldukları bu kurban meselesini iyi araştırın. O konu biraz sıkıntılı bir konu. Mümkün olduğu kadar o marketlerin kurban meselesiyle alakalı şeyleri mümkün olduğu kadar araştırmadan girmemeye çalışın diyorum. Evet hocam. Hocam bir seyircimiz soru sormuş. Bizim Bursa'dan arkadaşımız var hocam, İbrahim, tanıyorsunuz. O arkadaşım sormuş hocam. Buradan da kendisine selam gönderiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. O sormuş hocam, bizi izliyormuş kendisi. Hocam, trafik kazası geçiren herhangi bir insan şehit olarak geçiyor mu, yoksa normal ölüm mü oluyor hocam demiş. Bu arada arkadaşın da iyi reklamını yaptı Fatih. Evet hocam. Severim olsun kendisi. O kadar da kıyak olsun Fatih hocamın. Şimdi şunu söyleyeyim. Şehit olma meselesi tabii ki biraz farklı bir konu. Neden diyeceksiniz? Buradaki şey önemli. Yani niyet önemli, gittiği yer önemli. Bakın mesela şöyle olabilir, şöyle diyebiliriz. Mesele trafik kazası tarafından bakmayalım. Eğer mesela Allah için ilim yolunda bir yere gidiyordur, bir sohbete gidiyordur, bir işte mescide gidiyordur, bir medreseye gidiyordur, bir vazifeye gidiyordur, bu şekilde bir niyetle gidiyorsa şehittir. Evet. Ama oradaki normal evine giderken, normal herhangi bir çalışmaya giderken veya yani normal bir şeyle giderken gidiyorsa o farklı bir konudur. Yani buradaki niyet önemli. Yani o illa bu trafik kazası olması şart değil. Yayanken de olur, işte herhangi bir şeyde olur yani. Oradaki şeye göre yani anı bir incelemek lazım. Ama şehit olmanın da bazı neyleri vardır? Ölçüleri vardır. Bak dediğim gibi mesela ilim yolunda bir talebedir, hafızdır. Bir hafız olmak şart değil. Bir yerde ilim talep ediyordur. Yolda giderken bu araba vurdu. Bak nereye gidiyordu? İlim talep etmek için bir yere gidiyordu. İşte o zaman şehitlik konumuna girebilir mi? Girebilir. Ama onun haricindeki normal bir dünyevi bir yaşantı için trafik kazasından dolayısa ona bir bakmak lazım. Onun ölçülerine bir bakmak lazım. Ona şehittir diyemeyiz yani. Teşekkür ederiz hocam. Evet hocam, bu önemli bir konu var. Kurban Bayramı ile alakalı bir seyircimiz sormuş. Hocam selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hocam malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Her sene tartışmalı bir konu olan kurbanlık hayvanın kilo ile satın alınma meselesinin caiz olup olmadığı hakkında bize bilgi verir misiniz demiş hocam. Şimdi bu konu, bakın bu konu her sene anlatıyoruz ama her sene de karşımıza çıkan bir konu. Evet. Şimdi bakın Fatih hocam çok önemli bir soru okudu şu anda. Biraz vakit alabilir. Ezanı da tabii takip ediyorum. Biraz bir 3-5 dakikamız var galiba ama olsun, hemen hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Yetmezse devam ederiz. Şimdi bakın, kurbanlık meselesi, kurban meselesi biliyorsunuz bir hayvan sadece ve sadece Allah için kurban edilir. Bir kurbanı insana tazim için, mesela ben falancı bir zat için kurban kesiyorum desen o kurban olmaz. İnsan için kurban kesilmez. Sadece ve sadece kurban Allah rızası için, Allah için ne yapılır? Kurban edilebilir. Bunun da iki şekli var. Bir, ya kurbanı kurbanın kendisi üzerinden alışveriş yaparak satın alınması lazım. Misal, evet. Gittiğiniz herhangi bir kurban alacağınız yere bir tane hayvan beğendin. Dedi ki kurbancıya, bu hayvan ne kadar? Dedi ki misal diyorum 20 bin lira. Sık elimi kardeşim. Pazarlık var biliyorsunuz. Ellerde de öyle bir pazarlık oluyor ki elini bırakmıyorlar böyle. Elini sıkıyorlar bir de. Onun için çok herkese de elinizi vermeyin. Dikkat edin. Sonra bırakmazlar yani. Pazarlık yaparsınız. Alırsınız 20 dedi 18'i. Alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Peki bak ne oldu? Kurbanı beğendiniz. Kurbancıyla pazarlığı yaptınız ve kurbanı satın aldınız. Artık o kurban sizin mülkünüze geçti. Yani sizin malınız oldu. Temlik deniliyor buna. Sizin malınız oldu. Olay bitmiştir. Ondan sonra siz onu alacaksınız. İşte parasını da verdiniz, sizin malınız oldu ya. Alacaksınız. Ya işte mecbur vacip kurbansa, ki şu an vacip kurban konuşuluyor. Kurban günlerinde ne yapacaksınız? Kurban edeceksiniz. Bak bunlar hiçbir sıkıntı yok. Bu bir. Demek ki hayvan üzerinden pazarlık yapacak. Ve pazarlık mutlaka alıcı satıcı arasında bitmiş olacak. O alıcı olan kişinin malı konumuna geçecek. Ondan sonra kurban günlerinden önce ise kurbanı bekleyecek. Kurban günü diyorsa hemen kesir hayvanı kurban edecek. Bu bir. Peki ikinci şık ne? Şimdi bak burası zaten. Birincisinde pek sıkıntı yok. Şurası çok önemli. Lütfen iyi dinleyin ya. Bak daha bugün belki de var ya bir saate yakın anlattım. Allah'tan anladılar ama
Şimdi bazı şeylere takılıyorlar, anlayamıyorum gerçekten. Ben de anlayamıyorum yani. Şu canlı hayvan alma meselesinde. Evet. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Lütfen dikkat edin bak. Bak Fatih Hocam çok önemli bir soru sordu. İkinci şık. Gittiniz bir hayvan pazarına, bir hayvan beğendiniz. Diyorsunuz ki o şeye, satıcıya, şu hayvanı canlı olarak bana tartar mısın? Kantara götürüyor o hayvanı. İşte o gün veya alacağınız zaman, kurban edeceğiniz zaman kantara çıkarıyor. Çıkarıyor hayvanı. Ne kadar geldi? İşte 500 kilo, 600 kilo, 700 kilo. Canlı kilosu üzerinden. Bak dikkat edin. O hayvanın kantara çıktığı zaman canlı olarak her şeyle beraber, bütün etiyle, kemiğiyle, derisiyle, kellesiyle ne canlı olarak tarttı ve sana canlı fiyatı söyledi. Mesela canlı fiyatı bu hayvanı ne kadar? 100 lira. Kaç kilo geldi? 600 lira. 600 kilo estağfurullah. İşte ona göre 6000 fiyatını verdiniz. Misal diyorum yani. Ve olay ne oldu? Canlı üzerinden alışveriş yaptınız. Hayvanı indirdiniz. Siz hayvanı canlı kilo olarak tartıyla satın aldınız. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Peki sıkıntı nerede? İşte burada. Şimdi iyi dinleyin. Hayvancı diyor ki bu hayvandan 30 kilo et çıkar. 30 kilo eti ben hayvanı keserim. İşte kestikten sonraki fiyat üzerinden anlaşma yaparız, parasını bana verirsin. Bu caiz değil. Çünkü neden? Bir hayvanı kurban edebilmemiz için o hayvanın bizim malımız, mülkümüz, yani temlik dediğimiz bizim malımız hükmüne geçmesi lazım. Ve alışverişin kurbanı kesmeden önce mutlaka tamamlanması lazım. Hanefi mezhebinde bu şarttır yani. Bir hayvanın cüz'ünü satın alamazsınız. Peki ne yapıyorlar? Hayvanı alıyorlar. Yatırıyorlar. Bak normalinde hayvanı almış gözüküyor ama aslında almadı. Yatırıyorlar, kesiyorlar. Ayaklarını ayırıyorlar, kellesini ayırıyorlar, sakatatını ayırıyorlar, derisini ayırıyorlar. İşte eti, kemiği ne geldi? Şu kadar geldi. Kaç para kilo? Şu kadar. Al paranı. Bu caizi. Buna deniliyor ki ha kasaptan gitmişsin, et almışsın. Ha hayvanı bu şekilde ne yapmışsın? Kesmişsin, etini almışsın. Bakın bu yanlışa sakın düşmeyin. Dolayısıyla şu iki şıkkı unutmayın. Ya hayvan üzerinden alışveriş yapacaksınız. Bu hayvan ne kadar? 20 bin lira. Ver elini 19-15. Pazarlı yap, önemli değil. Satın aldın bitti. Ondan sonra git istediğin gibi kurban yap. Veya kantara çıkaracaksınız. Canlı haliyle onun kilosu üzerinden alışverişi yapacaksınız. Alışverişi bitireceksiniz. Ondan sonra gideceksiniz, kurban edeceksiniz. Bu sefer ne oluyor? Alışveriş bitmemiş. O hayvan o kişinin kendi mülküne geçmemiş. Kurban ediyor. Bu sefer kendi mal şeyini kurban etmediğinden dolayı. Dolayısıyla o kurban olmuyor. Özellikle bakın bazı yöreler var. Çok kulağımıza geliyor. İsim veremiyoruz işte. Bazı yöreler var. Çok eski zamanlardan beri bunu yapıyorlarmış. Ki ben bunu duydum. Çok eskiden de bilirdi, takip ediyorum. Tabii elimizden geldiği kadar anlatıyorum. Ama canlı hayvan pazarlığına çok dikkat edin. Sakın eti üzerinden değil, mutlaka canlı kilosu üzerinden pazarlığınızı yapın. Hayvanı alıp o şekilde alışverişi bitirip kurban yapın diyorum. Evet, teşekkür ederiz hocam. Evet. Evet hocam, şu anda bir kez daha hatırlatalım kıymetli izleyenlerimiz. Sizler de bizlere WhatsApp veya normal mesaj üzere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz inşallah. 0535 675 69 61 nolu telefondan WhatsApp veya normal mesaj üzere bizlere her türlü sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Evet hocam, bir seyircimiz sormuş. Hocam selamun aleyküm demiş, aleykümselam. Hocam bir kadın kocasının rızası olmadan kocasından boşanabilir mi? Demiş hocam seyircimiz. Fatih hocam, İslam fıkhında en zor konulardan bir tanesi de talak konusudur, nikah evet. Konusudur. Bu konu gerçekten bakıldığı zaman böyle bir ifadeyle anlatılır veya söylenilir veya işte hemen bir cevap verilir gibi gözükse de bu konulara mümkün olduğu kadar bizler hocalar olarak cevap vermemeye çalışırız. Çünkü bu konuyu ya cevap verebilmemiz için o kişilerin işte özellikle karı kocanın boşanmadaki ifadelerine bakmak lazım, niyetlerine bakmak lazım, hangi niyetle söylediğine, ne maksatla söylediğine bakmak lazım. Ama genel manada baktığımız zaman bir kadının kocasını boşanma yetkisi yoktur. Bir kadının mesela dese ki bir kocasına ben seni boşuyorum dese, akşama kadar boşuyorum dese o boş olmaz. Boşama vazifesini, boşama talak dediğimiz şeyini Allah Celle Celaluhu erkeğe vermiştir. Tabii erkek de bunun mümkün olduğu kadar kesinlikle çok zaruri durumlarda, mecbur kaldığı durumlarda olmadığı sürece ne yapmaması lazım? Talak ifadesini ağzına almaması lazım. Mesela şunu da özellikle söylemek lazım.
Evet. Kadınlar kocasından daha boşanmadan, bakın burası çok önemli. Bir erkek kadını boşadığı zaman veya karısının, hanımın, kocasından ayrıldığı zaman bir kadın 4 ay 10 gün iddet denilen bir mesele var, bir konu var. İddet süresi. O iddet süresi dolmadan gidip de bir başka erkekle nikah yapması, evlenmesi dinen caiz değil. Haram. Nesep meselesinin karışma sıkıntısından dolayı. Ama günümüzde öyle şeyler duyuyoruz. Değil iddet beklemeyi, daha kendi kocasından nikahı boşanmamış, talak vermemiş, boş ol dememiş, kadın gitmiş bir başkasıyla nikah yaptığını zannediyor veya evlilik yaptığını zannediyor. Böyle böyle çok böyle olmayacak dinen caiz olmayan, haram olan ifadeler. Dolayısıyla bir erkek hanımına çok zor durumda kalmadığı sürece ne yapamaz? Erkek de hanımını boşama şeyine gitmeyecek. Evet. Sadece ve sadece namus konusunda eğer kadın işte beyine, kocasına karşı namussuzluk yaparsa ve bunu alışkanlık haline getirir, dereceli bir namus yaparsa, o zaman erkek onu ne yapabilir? Boşayabilir. Yoksa onun haricinde çok basit şeylerden dolayı, yok şöyleydi, böyleydi, şöyle oldu, böyle oldu, şöyle baktı, böyle gitti falan, böyle şeylerden dolayı erkek bir kere hanımını ne yapmayacak? Boşama yoluna gitmeyecek. Boşadıysa da, boşamadan da, yani talağı vermeden de kadın gidip de bir başkasıyla ne yapamaz? Evlilik yapamaz. Yapmak istiyorsa da talak bile verse ne yapacak? 4 ay 10 gün iddet beklemeden de nikah yapamaz yani. Buraları da güzel anlamak lazım. İşte dediğimiz gibi maalesef günümüzde çok olmayacak. Talak vermemiş, kadın gitmiş bir başkasıyla güya evlendiğini zannediyor. Veya işte kocası razı değil. Yani ben boşamadım diyor. Gitmiş kadın kendi kafasına göre tamam ben ayrıldım diyor. Gitmiş bir başkasıyla evlenmiş. Yani bunlar nesebi birbirine karıştıran, ne bileyim helal olan bir evliliği işte Allah muhafaza haram yollara çeviriyor ve nikahı olmayan bir kadının daha kocasından boşanmadan bir erkekle nikah yapması, nikah olmuyor da zina konumuna geçmiş oluyor. Allah'ım buralara güzel anlamayı nasip etsin inşallah. Amin hocam, teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizler de bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. 0535 675 69 61 nolu telefondan bizlere her türlü sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz inşallah kıymetli izleyenlerimiz. Aramalarımız fazla oluyor. Dediğim gibi canlı yayında olmamızdan kaynaklı aramalarınızı açamıyoruz. Sadece WhatsApp veya normal mesaj üzere bizlere sorularınızı sorarsanız seviniriz inşallah. Evet hocam, bir seyircimiz sormuş. Selamünaleyküm hocam demiş. Hocam trafik kazası geçirdim, duş alamıyorum. Rüyalandığımda teyemmüm alsam olur mu? Demiş hocam seyircimiz. Şimdi yani cürüp olduğumda demek istiyor. Evet hocam. Eğer trafik kazası geçirdiğimdeki işte tabii zaruret nedir? Eğer işte bazı vücudunun bazı bölgelerinde işte yaralar oluştuysa değil mi? Evet. Yani suyun değmemesi gerektiği yerler oluştuysa deniliyor ki onda ölçüşüdür. Abdest veya gusül uzuvlarının yarısı ve yarısından fazla olup olmadığına bakacak. Yani mesela abdeste farz olan bölge neresidir? 4 tanedir değil mi farz olan? Nedir? Yüzü, elleri, başı ve ayakları ne yapmak? Bu şekilde 4 uzuvu yıkamak veya meshetmek. Gusülde de bütün bedeni ne yapmak? Yıkamak. Şimdi bakacak o kişi. Hemen teyemmüm yoluna gitmeyecek. Yani teyemmüme ne zaman gidebilir? Bu tabii hükmen olmuş oluyor. Normalinde su bulunmadığı zaman hakiki olarak su bulunmamış oluyor. Bir de hükmen suyun olmaması yok hükmünde olan da buna da şuna dikkat edecek. Eğer trafik kazası geçirdiği o uzuvları eğer dediğimiz gibi yarısı ve yarısından fazlaysa mesela kolları ve bacaklarında yaralar oluşmuş. Kolları ve bacakları vücudunun bedeni nedir? Yarısı ve yarısından fazladır. Bu evet. Kişi teyemmüme gidebilir. Ama tepeden tırnağa dediğimiz, abdestle guslu karıştırmayalım yalnız. Tepeden tırnağa dediğimiz, mesela herhangi böyle bir kolunun bir köşesinde ne var? Söyleyin bakalım. Bir yara var. Sadece buraya suyun değmemesi gerekiyor. Doktor demiş ki, işte bu yaradan dolayı sen buraya su değdirmeyeceksin ama abdest almayacaksın ama gusül almayacaksın. O zaman deniliyor ki sadece o suyun değmemesi gerektiği yere suyu değdirmeyecek ama diğer bölgelerini ne yapacak? Suyla yıkayacak. Çünkü neden? Buradaki ölçüyü de unutmayalım. Abdeste 4 tane yıkanması gereken farz olan uzuv var. Bunun yarısı yani 2 ve 2'den fazlası olursa
yine teyemmüme gidebilir. Gusülde de tepeden tırnağa olduğu için bedenin yarısı ve yarısından fazlası olan bölgesi eğer şeyse, suyun değinmemesi gereken bir bölgeyse o zaman teyemmüme gidebilir. Ama az ise, abdest ve gusülde az ise o zaman o bölgenin sadece yıkanmayıp diğer bölgeler mutlaka suyla abdest veya gusül için yıkanması gerekir. Burayı da güzel anlamak lazım yani. Teşekkür ederiz hocam. Hocam bir seyircimiz sormuş. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam oturma odasında Kur'an-ı Kerim duruyor yüksekte. Günah olur mu hocam demiş seyircimiz. Şimdi yüksekte derken yani belki ayak uzatılma meselesi. Yani bir odada Kur'an-ı Kerim olması gayet güzel, hoştur. Ama yalnız şuna dikkat etmek lazım. İşte mesela o odada şayet işte televizyon gibi, TV gibi, telefon gibi, bilgisayar gibi cihazlar olup da orada o Kur'an'ın işte edebine, saygısına, hürmetine aykırı işte malum müstehcen dediğimiz böyle şeyler oluyorsa o tabii o odada Kur'an-ı Kerim bulunması hoş olmaz. Bu bir. İkincisi eğer o bulunmuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'e bulunmuş olduğu odada ayaklara uzatılma meselesi oluyorsa. Ama şuna dikkat etmek lazım. Böyle ayak hizasında ve yani belden aşağı zaten mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim ne yapmasın olmamasına özellikle dikkat edin. Ama yüksek bir yerde işte kardeşimizin dediği gibi mesela kitaplık gibi veya böyle raf gibi çok yüksek bir yerde olursa onda bir sıkıntı yok. Ayak uzatılma meselesinde sıkıntı yok. Ama bu dediğim şeyi unutmayın bak burası insanın aklına gelmez. Yüksekte de olsa o odada dikkat edin bak Kur'an'a hürmeten müstehcen olan TV'den, bilgisayardan, telefondan müstehcen olan şeylere bakılması, görülmesi o Kur'an'ın sevgisine, saygısına, edebine aykırı olur. Aman ha buna çok dikkat edelim. Bunlar insanın hiç belki de aklına gelmeyecek konular. Allah'ım buraları da güzel anlamayı nasip eylesin. Osman Gazi Hazretleri değil mi? 6 saat ne yapmış? Kur'an'ın bulunmuş olduğu odada ayaklarının hizasında Kur'an-ı Kerim olduğu için o ayak Kur'an-ı Kerim'e ayak uzatmayı hayal ettiğinden dolayı o gece sabaha kadar uyku uyuyamamış. Ama ne olmuş? 600 küsür sene kendisine bir devlet verildi yani. Onun için niyet çok önemli. Bişir Afi Hazretleri yerde Allah yazılı bir kağıt görmüş ya. Yağmurlu bir havada yerde böyle Allah yazıyor böyle. Hatta küçük böyle parçalanmış bir kağıt. Yerde gördü dedi eyvah dedi ya Allah yazıyor ya dedi. Bunun yerde olması uygun değil. İnsanlar geçerken basar saygısızlık olur, edepsizlik olur, hayasızlık olur. Hemen onu almış ne yapmış onu kaldırmış yerden muhafaza etmiş ve Allah kalbine bir ilham ediyor, bir hidayet veriyor. Çok büyük Allah dostu oluyor. Ve bu dediğim anda da uygunsuz bir vaziyette bir insanken yani. Onun için yani böyle çok basit dediğimiz, ya bundan ne çıkar dediğimiz şeyler Allah indinde çok değerli olabilir, çok kıymetli olabilir. Mümkün olduğu kadar böyle şeylere ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Evet hocam teşekkür ederiz. Bir seyircimiz daha sormuş. Selamünaleyküm hocam. Müslüman borç para vermiyor. Verse de bir haftalığına veriyor. Ve bir hafta sonra bu parayı ödeyemediğim için alamıyorum. Ben de faizli para alıyorum. Bankadan zorda kaldığım için hocam faizli para alıyorum demiş. Bunun hükmü nedir? Hiçbir şekilde mazereti ne olursa olsun bir Müslümanın faizli bir bankadan faiz alması caiz değildir. Kesinlikle ben bir Müslümandan para alamıyorum, borç alamıyorum, şöyle yapamıyorum, böyle mi yapıyorum bahanesi onun gidip de faizli bir bankadan para almasını gerektirmiyor. Ona göre şeyini yapacak, ona göre ayarlamasını yapacak, ona göre harcamasını, ona göre işte artık neyse o paraya olan ihtiyaç sebebi neyse ona göre ayarlama. Ama bu kesinlikle sakın bunu yapmayın. İşte ev alacağım bana kimse para vermiyor, ben işte alamıyorum gidiyorum faizli bankada alamazsın kardeş. Kirada oturmaya devam et, yarın Allah'ın huzuruna faiz yiyen bir insan olarak çıkma. Otur kiranda daha hayırlıdır ya, daha bereketlidir ya. Öbür türlü haram yiyorsun. Haram, o evi haram bir parayla almış oluyorsun. Allah'ım buraları güzel anlamayı nasip eylesin ya. Hiçbir şekilde bir Müslüman, ha ama şurayı konuşmak lazım. Neden bir Müslüman bir Müslümana bu zamanda borç para vermez duruma geldi? Kardeş sen öyle diyorsun ama veren de parasını almadı. Adam da diyor ki verip de kötü olacağına vermeyeyim kötü olayım daha iyi diyor. Niye? Veriyor parasını. Adam alıyor parasını istediği gibi borcunu veya neyse artık ihtiyacını karşılıyor. Ondan sonra ara o adamı bir daha bulabilirsen. Bir ay sonra diyor ayda 6 ay geçmiş bir sene geçmiş hala adam ne borcundan bahsediyor. Adamı arasan bulamazsın. Telefonla arasan telefonla açmaz. E ne oldu şimdi? E gördün mü bak? Öyle deme. Sen alan kişi olarak konuşuyorsun. Bir de veren kişiye bir sor bakayım ne sıkıntılar çekiyor. Teşki bu hale gelmese.
Eskiden dedelerimiz büyüklerimiz ne demiş? Söz söz senettir diyor. Senet ne? Eskiden nerede öyle senetler, çekler, yazışmalar? Hiç gerek yoktu. Şu gün vereceğim kardeşim dediği zaman adam bir gün öncesine gidip aldığı borcunu teslim ediyordu. Şimdi senet de yapılıyor, çek de yapılıyor, bilmem neler yapıyor. Günü geldiği zaman adam ara bak bakalım bulabilirsin. Adam piyasada yok. Kaçmış gitmiş. Gel günü gelmiş arayıp da şunu da demiş. Ya kardeş kusura bakma ben sana bugün vereceğim demiştim ama şu bazı aksilikler oldu. Şu gün verip de hani günde belirtmiyor adam, ona göre bilgini de vermiyor. Adam ihtiyacını görmüş ya, parayı almış ya. E ondan sonra bu adam sana bir daha para verir mi? Nasrettin Hoca'ya bir tanesi gelmiş demiş ki hoca demiş bana biraz borç versene demiş. Tamam demiş, git demiş yastığın altında bak bakalım oradan, istediğin miktarı oradan al. Adam gitmiş yastığı bir kaldırmış, bakmış ki istediği para orada, almış onu. Aradan bayağı zaman geçmiş, borcunu vermeden adam tekrar gelmiş. Borcunu vermeden ama yastığın altına almış ya. Demiş ki ona, demiş hoca demiş bana biraz daha borç para versene demiş. Tamam demiş, git demiş yastığın altına bir bak bakalım. Gitmiş bir bakmış yastığın altında bir şey yok. Gelmiş ki demiş ki hoca sen benimle kafa mı buluyorsun ya? Hayrola demiş. E demiş yastığın altında bir şey yok. Sen demiş o ilk yastığın altındaki aldığın para yerine koydun mu ki ben sana onun parasını tekrar vereyim demiş ya. Sen de adamdan borcunu almadan, borcunu ödemeden tekrar adama ne yapıyorsun? Borç yapmaya çalışıyorsun, para vermiyorsun. Ya onun için. Ama bunlar gerçekten konuşulması gereken, Müslümanlar arasında maalesef güveni azaltan, insanları farklı farklı alternatifler yönlendiren şeyler ama toparlayacak olursak hiçbir şekilde bunlar gidip de bir faizli bankadan bir insanın faiz almasını gerektirmiyor. Aman o hataya düşmemek lazım diyorum. Hiçbir şekilde faize girmesinler diyorum yani. Teşekkür ederiz hocam. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Şükürler olsun. Son olarak ne söylemek istersiniz? Elhamdülillah şükürler olsun. Farklı farklı konular oldu. Özellikle şu Kurban Bayramı yaklaşıyor. Daha var gerçi zaman ama bunları daha konuşuruz. Konuşmayacağız değil ama evet. Yani bazı hazırlıklar yapılıyor. Şimdiden bunlarla alakalı konuşmuş olduk. Genel manada güzel bir program oldu. Farklı farklı konularla elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalıştık. Ama benim istirhamım şurada biz hiçbir insanı yadırgamak için, rencide etmek için veya işte bir şekilde konuşmak sadece Allah için bize sorulan soruların aslı nedir, hakikati nedir, fıkhen, dinen, İslami konuda düşünce şey nedir, burada aydınlatmaya çalışıyoruz. Ama duyduktan sonra, bildikten sonra, öğrendikten sonra lütfen bunları hayatımıza ne yapalım, uygulamaya çalışalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, siz sorun biz söyleyelim programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir program oldu. Her türlü her konuda soru sorduğumuz güzel bir programımız oldu. Ben de Yavuz Selim hocamıza teşekkür ediyorum inşallah. FM TV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.